Mekanlarla Türkiye'm kanalıma hoş geldiniz. 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun. İlk olarak 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde ilan edilen Dünya Çevre Günü, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan kararla resmiyet kazanmıştır. Çevrenin korunması için farkındalık yaratmak ve bu korumayı arttırmak amaçlı kutlanan günde çeşitli etkinlikler düzenlenir. Dünya genelinde iklim krizi ve küresel ısınma ciddi bir boyut kazandıkça her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü daha da önemli hale gelmiştir. Dört bir yanda çevre için aynı amaç uğruna bir araya gelen insanlar iyileştirmeler adına önemli adım atarlar. Çevre koruma bilincinin üst düzeye çıktığı bu günde çevre sorunlarına da dikkat çekilir. Günümüzde insanların doğadan taleplerinin giderek artması ve çevrede canlıların zarar görmesi bu tür günlerin önemini arttırır. Dünya Çevre Günü ne demek? İnsanlarda çevre bilincini oluşturmak amaçlı yapılan Dünya Çevre Günü etkinlikleri her yıl farklı temalar ile düzenlenen bir gündür. Doğa ile uyumlu, sürdürülebilir, daha yeşil ve daha temiz bir çevre için çeşitli programlar yapılır. Hem bugünkü hem de gelecek nesiller için önemli olan bugün de doğal ekosistemi tehdit eden sorunlar ciddi bir şekilde ele alınır. Geniş bakış açısıyla incelenen sorunlar için etkili çözümler önerilere sunulur ve hayata geçirilir. Doğal kaynakların geri dönülemeyen bir hayati sınırı ulaştığı düşünüldüğünde çevre ile ilgili çalışmaların bir an önce yapılması gerektiği gerçeği ortaya çıkar. Bu nedenle pek çok kişi Dünya Çevre Günü'nde neler yapılır sorusuna yanıt aramalıdır. Peki çevremizi korumak için neler yapabiliriz? Çöpler biriktirilmeden kaldırılmalı, su tasarrufu sağlanmalı, diş fırçalarken su açık bırakılmamalı, geri dönüşüm fikirleri değerlendirilerek atıklar en uygun şekilde değerlendirilmeli, atıkların sulara karışması önlenmeli, yakıtların tam şekilde yakılması sağlanmalı, elektrikli cihazlar kullanılmadıkları zaman kumanda yerine tamamen prizden fişi çekilerek kapatılmalı, kanalizasyon borularında patlamalar varsa bunlar hiç beklemeden yetkili kişilere bildirilmeli, alışverişlerde bez çantalar tercih edilmeli, toprakta verimi artırmak için atılan gübre ve ilaçlar bilinçsiz şekilde kullanılmamalı. Bu amaçla ziraat mühendislerine danışılmalı. Kirli sularda yüzülmemeli, bu sularda avlanan balık ve diğer deniz canlıları tüketilmemelidir. Çevreyle alakalı problemlere dikkat çeken işletmeler, aktivistler, sivil toplum kuruluşları, ünlüler ve pek çok kişi bu özel günde etkinliklere katılım gösterir. Dünya çapında 143 ülkenin katılımıyla kutlanan Çevre Günü geniş kapsamlı bir bilinirliğe sahiptir. Bu durumun getirdiği avantajla her yıl çevre ile ilgili birçok önemli adım atılır. Birlik olalım, çevremizi koruyalım. Bu videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.